Sunok Sohbetler'den herkese merhaba. Ben Bahar. Ben Tuğçe. Uzun zamandır çekmeyi düşündüğümüz ve sizin de merakla beklediğiniz bir seriye başlıyoruz bu hafta. Güçlü Kadınlar serisi. Bu seriye başlarken öncelikle bu ülkedeki kadınlardan bahsedeceğiz. Bu topraklarda yetişen, bu toprakların gurur kaynağı olan kadınlardan bahsedeceğiz. Tabii ki de Cumhuriyet tarihinin o güzel, o güçlü kadınlarından başlayacağız. Sonrasında ise günümüze doğru geleceğiz. Dünya kadınlarından bahsedeceğiz. 8 Mart haftasına da denk gelmesi gayet güzel oldu bizim için. O zaman başlayalım. Güçlü Kadınlar serisine başlarken ve bununla ilgili de araştırma yaparken aslında gördük ki Türkiye'de ilk olmak, bir de bunun üzerine bu ilki gerçekleştiren bir kadın olmak çok zor. Ancak her değişim küçük bir adımla başlıyor ve bu adımla beraber arkadan aslında diğer kadınları da cesaretlendiriyor. Ve onların da evet ben de bunu yapabilirim demesine sebep oluyor. Ve bu belki tek bir kadınla başlasa bile aslında bütün kadınlar için bir dönüm noktası olmuş oluyor. Biz de Türkiye tarihinde oldukça önemli yere sahip kadınlardan konuşacağız. Ve ilk olarak da ilk Türk kadın gökbilimcisi ve ilk Türk kadın dekanı olan Nusret Gökdoğan'la başlıyoruz. Evet, Nusret Hoca'yla başlamadan önce şeyi sormak istiyorum sana da. Böyle araştırırken, vay be o dönemlerde kadınlar neler yapmış ya dedin mi sen de? Gerçekten hani hem son dönemdeki bilim kadınları açısından hem de Cumhuriyet dönemindeki kadınlarla alakalı bakarken gerçekten her okuduğum cümlede gözümün önüne o zamanki yaşadıkları sıkıntılar da beraberinde geldi. Ve ne kadar güzel bir şey yapmışlardı. Ve çok büyük bir merakla okudum aslında. Evet. Hani araştırma işinden de çok büyük keyif aldım. Kesinlikle. Her bir kadına zaten bir günümü ayırdım aslında. Çünkü o kadar çok şey var ki araştırdıkça daha da çok şey çıkıyor. Hı hı. Ve insan aslında bir yerde onlar da bizim aslında atalarımız oluyor. O genleri de taşıdığımızı düşünüyorum. O genleri taşımaktan da büyük bir gurur duydum. Kesinlikle. Ne kadar güzel ki böyle insanların olduğu topraklarda yaşıyoruz dedim. Ya katılıyorum sana. Ben de çok gurur duydum. Çok hayran kaldım. Yani şu dönemde bile bazı şeyleri bir kadın olarak yapmak zorken Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu zamanlardan genç Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsettiğimiz bir dönemde bunları yapmak gerçekten çok sabır, çok büyük irade işi. Hı. Ama burada şöyle bir şey var. Onu kesinlikle atlayamayız zaten. Mustafa Kemal Atatürk'e de bir kez daha çok büyük bir hayranlık duydum zaten. Meşhur bir sözü var ya, "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." diye bir sözü var ya. Bunu gerçekten hani hayata öyle bir yaymaya çalışmış ki Atatürk. Gerçekten kadınların önünü o kadar güzel açmış, onlara o kadar güzel vizyonlar aşılamış ki hem kadına hem erkeğe, sadece kadına da değil. Hı hı. Bunları gerçekten o genç Türkiye Cumhuriyeti'nde ya insanların hayatlarında görüyorsun ve müthiş bir gurur kaynağı, müthiş bir böyle hayranlık nedeni oluyor. Zaten gün geçtikçe hani Atatürk'e olan hayranlığım artıyordu ama bu kadınları araştırınca daha da bir artmaya başladı. Örnek olarak verecek olursak zaten artık konuşmaya başlayabiliriz. Nusret Gökdoğan dedik. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın gökbilimcisi ve ilk kadın dekanı olarak tarihimize geçmiş bir kadın. 1910 İstanbul doğumlu kendisi. 2003'te de vefat etmiş. Şöyle, babası Atatürk'ün silah arkadaşlarından tüm general Mehmet Zihni Toydemir. Muhtemelen zaten babası da Atatürk gibi bir vizyona sahip olduğu hı hı. için kızının eğitimine çok önem veriyordu. Kendisi Erenköy Yatılı Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Nusret Gökdoğan devlet bursuyla Fransa'ya gönderiliyor. Fransa'da Lyon Üniversitesi'nde matematik ve fizik öğrenimi görmek için bulunuyor. Sonrasında 1932 yılında Lyon Üniversitesi'ndeki matematik lisansını tamamlıyor ve 1933'te Paris Üniversitesi'nde fizik öğrenimini
tamamlayıp Paris Gözlemevi'nde staj yapıyor. Ardından yurda dönüyor. Atatürk'ün kıvılcım olarak gönderip ateş olarak beklediği gençlerden birisi olarak yurda dönüyor. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Enstitüsü'ne ilk Türk doçent olarak atanıyor. Yurda döndükten sonra, doçentliğini aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nin astronomi bölümü için İstanbul Üniversitesi'nin bahçesinde gözlemevi kurulması için ciddi çalışmalar başlatıyor. 1936'da İstanbul Teknik Üniversitesi müderris muavini olarak atanıyor ve bu kurumun ilk kadın çalışanı oluyor. 1936'dan bahsediyoruz bu arada. 1946'ya kadar matematik doçenti olarak yine bu kurumda çalışıyor. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Kürsüsü'nü Fen Fakültesi kayıtlarındaki bir numaralı doktora tezinin de sahibi kendisidir. Türk Matematik Derneği'nin, Türk Kadınlar Derneği'nin kurucuları arasında yer alıyor. Çeşitli dönemlerde Türk Kadınlar Derneği'nin başkanlığını yürütüyor. Hı hı. Bir taraftan gönüllü olarak yürüttüğü projeler de var. Bu ülkenin kadınlarına katma değer yaratmak için bazı şeylerde de çalışıyor. Sonrasında 1954 yılında birkaç astronom ile birlikte kurduğu Türk Astronomi Derneği'nin başkanlığını 20 yıl boyunca sürdürdü. Çeşitli dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de bulunuyor. Oralardaki çalışmalarına da devam ediyor. 1954'te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlığına seçiliyor. Böylece Türkiye'nin ilk kadın dekanı olarak 2 yıl bu görevini sürdürmüş oluyor. Sonrasında 1958 yılından itibaren 22 yıl boyunca astronomik kürsüsü başkanlığını yürütüyor. Yine Fransa'da, İsviçre'de, İtalya'da farklı araştırma programlarında görev alıyor ve çeşitli kitapları Türkçe'ye çeviriyor. Çeşitli makaleleri bulunuyor, çeşitli tezleri bulunuyor yine aynı şekilde. Bu şekilde Cumhuriyeti'nin, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği ilk kadın gökbilimci olarak ve ilk kadın dekan olarak tarihimize geçmiş bulunuyor. Ne kadar insana böyle güç veren, insanı motive eden kişiler değil mi? Yani hani biz ilk sezon başında bununla alakalı konuşurken hani hem içsel dönüşüm demiştik hem de bize güç veren, bizi motive eden kadınlardan konuşacağız demiştik. Gerçekten öyle. Yani okudukça, öğrendikçe insanın içine böyle bir güç geliyor. İnsan daha da böyle bir şeyler yapası geliyor aslında. Kesinlikle. Gerçekten çok güzel rol modeller. Aynen, aynen. Yani ve şey böyle bir tane değil. O kadar çok var ki ben açıkçası şimdiye kadar duymadığım için böyle üzüldüm yani. Bu kadar çok rol model olabilecek kadın varken hani niye biz bunları duymamışız diye üzüldüm bir taraftan da. Umarım podcast'i dinleyenler de aslında böyle insanlar da vardır yine. Neden daha önce öğrenmemişiz, duymamışız diyenler için de aslında güzel bir çalışma yapmış oluyoruz. Kesinlikle. Ben zaten biliyorsun kendi podcast serilerimizi dönüp dönüp geri dinliyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Bilgilerimi de tazelemiş oluyorum. Yani bu seriye başlamak benim için de iyi oldu. Okurken bile o kadar büyük bir motivasyon kaynağı oldular ki benim için. Allah'ım diyorum hani o dönemde bu kadınlar bu kadar zorluklara göğüs gerip bunları yapmışlar. Hani sen de yapabilirsin Bahar. Devam diyorum kendime böyle. O zaman Türkiye'nin ilk kadın mühendisine geçelim. Evet, Türkiye'nin ilk kadın mühendisi, ilk inşaat mühendisi Sabiha Gürayman'dan bahsedeceğiz. Sabiha Gürayman da Kurtuluş Savaşı'nın ardından o ülkedeki işte eğitimli insan sayısının eksiğiyle beraber, kadınların da eğitime katılmalarıyla beraber çok güzel çalışmalar yapmış ve çok güzel işler yapmış bir kadın. Nitekim Sabiha Gürayman'ın da aslında güçlü kadınlardan biri olmasına vesile olan yine aslında Atatürk'ün teşviki. Kaç doğumlu? O da 1910 yılında Makedonya'da doğmuş. ve çocukluk yılları da haliyle Kurtuluş Savaşı'nın en zor ve sancılı zamanlarına denk gelmiş. En yoksul zamanlarında aynen büyümüş öyle. Aslında. Ve eğitim gördüğü dönemde de Atatürk kız çocuklarını eğitime teşvik ediyormuş. ve isteklerinden biri de kadınların inşaat mühendisi eğitimi almasıymış. Çünkü hani savaş ortamı haliyle hani taş taş üstünde kalmıyor ve gerçekten yeni bir ülke yaratabilmek için de bu noktada inşaat önemli. Ay ben ağlarım ama ya şimdi. Ay ben ağlarım yani şimdiki ya karşılaştığım insanları düşünüyorum. Hani
bir makine mühendisi olarak bana böyle çoğu insan ya işte sen kız çocuğusun niye makine mühendisliği okudun ki diyorlar. Ama hani savaş zamanındaki bir ülkede öyle geniş vizyon sahibi bir lider var ki hani kız çocukları da mühendis olsun, inşaat mühendisi olsun. Yani o medeniyeti kadın erkek hep birlikte tekrar baştan kursun diyen geniş vizyonlu bir lidere sahibiz yani. İşte çok şanslıyız bu yüzden de. Şimdi Atatürk'ün teşvik etmesiyle beraber aslında inşaat mühendisliği okumaya karar veriyor. Bir arkadaşının ve matematik öğretmeninin yönlendirmesiyle de o yıl ilk kez kız öğrenci alacak olan Yüksek Mühendis Mektebi'ne yani şimdiki adıyla İTÜ'ye başvuruyor. Ve Tabia Gürayman anlatıyor bu İstanbul'a ilk geldiği zamanı. İstanbul'a gelir gelmez hemen okul arkadaşım Nesibe'ye uğramıştım. Mühendis mektebine bu yıl kız öğrenci alınacağını söyledi. Koşup gittik. Kayıtlar o gün kapanıyordu. Giriş sınavlarına ise 2 gün kalmıştı. Boşuna yorulma kızım dediler. Tepem atmıştı. Beyefendi siz bana kayıt şartlarını söyleyiniz dedim. Yani o zamanlarda bile evet Atatürk teşvik ediyor ya da onun çevresindeki insanlar hani manevi anlamda da güç veriyorlar belki ama böyle düşünen insanlar da var. Çünkü haliyle aslında o dönemlerde karşılaşılmayan bir şey, yadırganan evet. bir şey. Ne alaka ki bir kadın inşaat işlerinde olsun diye düşünüldüğü için daha başvurmadan bile sınava böyle bir tepkiyle aslında karşılaşmış. Ama tabii ki yılmamış. Hı hı. Ve mühendislik eğitimi gören Gürayman 1933 yılında eğitimini tamamlıyor. Ve tabii ki bu eğitim süresince de aslında çok fazla psikolojik baskıya maruz kalıyor. Kendisiyle beraber mühendislik eğitimini alan başka bir kadın öğrenci daha varmış o dönemde. O da Melek Erbul. Başvuru sırasında birçok kişi yapamayacağını, kadından mühendis olmayacağını söylese de o pes etmiyor ve eğitimini başarılı bir şekilde tamamlıyor. Tabii ki eğitim hayatı boyunca yalnızca mühendislikle ilgilenmiyor. Hani senin de söylediğin gibi hani sadece işte akademik kariyer, sadece işiyle ilgilenme gibi bir durum söz konusu değil. Hem sosyal hem kültürel aktivitelerle de ilgileniyor ve o şekilde de yine bir katma değer yaratıyor aslında. Hı hı. Bir yandan da voleybol oynuyor. Bu dönemde de kadınlardan kurulu ilk voleybol takımı 1927 yılında Fenerbahçe Kulübü'nde oluşturuluyor. 17 yaşındaki Sabiha Rıfat'ın da kaptanlık ettiği bu kız takımının ömrü tabii ki rakipsizlik nedeniyle kısa bir ömrü oluyor. Hı hı. Ama tabii ki yine pes etmiyor ve erkeklerle voleybol oynuyor. Yani erkek voleybol takımında kaptanlık yaparak şampiyonluk bile kazanıyorlar 1927-1929 yılları arasında. Hatta ben bu bilgileri direkt Fenerbahçe Kulübü'nün sayfasında buldum. Sanıyorum ki geçen sene içerisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle alakalı böyle bir şey yayınlamışlar. Çünkü ilk Türk kadın voleybol kaptanı hem de erkek voleybol takımında oynayan birisi. Hani düşünün nasıl pes etmediğini. İyi ki pes etmiyor. Aynen. 1933 yılında sınıf arkadaşı Melek Erbul'la diplomalarını alır almaz da arkadaşı ona diyor ki şimdi ne yapacağız peki? Tamam okuduk. Hani zar zor da olsa çünkü o kadar baskıya da maruz kalıyorlar. Hı-hı. Şimdi ne yapacağız? Sabiha Gürayman da hiç herkes gibi onlar ne yaparsa biz de onu yapacağız şeklinde cevap veriyor. Çünkü erkeklerle arasında bir fark olmadığını biliyordu. En az onlar kadar hatta onlardan daha başarılı olabilirdi. Öyle de oldu. O yıl Ankara Bayındırlık Baş Mühendisliğine atanıyor. Yine burada da çok zorlanıyor çünkü kimse baş mühendisin bir kadın olabileceğine inanmıyor. Kimse hiçbir şeye inanmıyormuş o dönemde. Ama yani şeyi düşünüyorsun şu anda bile yani 2020 yılında bile evet. maalesef öyle örümcek kafalı insanlar var ki kadın erkek diye ayrım yapıyorlar böyle. Yani 1930'lu yıllardan bahsediyoruz böyle kaç yıl öncesi yani. Böyle şu an anlatıyorsun ya büyük bir hayranlıkla dinliyorum ben ya. Yani dediğin gibi şimdilerde de hani insanların başına yani kadınların başına geliyor. Yani üst düzey olduğunda çünkü insanların kafasında şöyle bir ön yargı var aslında. Ama ne alaka işte mühendis olsun, işte makine mühendisi olsun, inşaat mühendisi olsun en üst düzeyde yer alsın. O erkek işidir hani kadın yapamaz gibi düşünülür. Aslında bu yüzden de biz hani bu kadınlara güçlü kadınlar diyoruz. Ne tür zorluklara göğüs germişler aslında. Evet. Ve kendisi de kimsenin baş mühendisin bir kadın olacağına inanmamasıyla ilgili de şöyle söylüyor. Önceleri pek kolay olmuyordu tabii. Odaya giren mühendisi soruyor ve çıkıyordu. Sonra alıştılar, sevdiler diyor kendisi de. Nitekim sen de böyle bir şey anlatmıştın. Ben de şöyle bir şeyle karşılaşıyordum.
Şimdi çalıştığım dönemde arıyorlar. Sekreteri derdini anlatıyor, ne istediğini anlatıyor, projesinden kısaca bahsediyor. Sekreter arıyor beni, bana aktarıyor. Buyurun diyorum, nasıl yardımcı olabilirim diye soruyorum. Biz bir mühendisle görüşecektik diyor. Buyurun ben de mühendisim diyorum. Böyle uzunca bir sessizlik oluyor orada. Yani yine hani sekretere bağlandığını zannediyor orada. Ya bayağı hani zor olmuştu benim de onları alıştırmam. İşte şey yapıyorlardı mesela bir makinenin başına gittiğimde. Aman işte kızım sen dokunma. Tamam ustalar halletsin falan diyor. Yani nasıl dokunmayacağım? Benim tasarladığım bir sistem var orada. Hani benim hesabını kitabını yaptığım bir sistem var. Ben nasıl dokunmadan duracağım? Bir de kaldı ki hani elimi kirletmekten çekinen bir insan değilim. İşin mutfağındaysam öğreneceğim onu. Keyif alarak da yaptığım bir şey zaten mühendislik. Tabii ki de dinlemiyordum onları. İşte birkaç gün böyle bakıyorlar, müdahale ediyorlardı. Aman dokunma kızım, aman bir şey olmasın falan böyle amcalar. Bakıyorlar ki ben dinlemiyorum. Hani kaldı ki gerektiği zaman anahtarı elime alıyorum. Sıkabildiğim şeyleri sıkıyorum, gevşetebildiğim şeyleri gevşetiyorum falan böyle. Ya sonrasında şey diyenler oldu böyle. Ya Bahar'ın hani biz sizin gibi bir mühendis görmedik. Hani sizin gibi çalışan bir mühendise ihtiyacımız var. Bizim de çalışır mısınız? Diye teklifle gelenler de oluyordu. Hani böyle insanların alışması evet biraz zaman alıyor, zor oluyor. Ama iradeli olup hani böyle kendini bilip de yapabileceklerini de gösterince kabulleniyorlar. Ya Einstein'ın da dediği gibi hani bir ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan da zor. Ama dirayetli olup direnince kabullenmek zorunda kalıyorlar. Yani düşün şimdi ben bahsettiğim 1930'lu yıllardan bahsediyorum. Evet. Sen bunu 2000'li yıllarda yaşadın. Gerçekten ön yargıyı kırmak çok zor. Ama onun karşısında da sağlam durabilmek lazım ki insanlar görsünler. Kesinlikle. Şimdi dedik ki Sabiha Güraymen baş mühendisliğe atandı ama hani hep şehir içi projelerde yer alıyordu ve o yüzden de artık başka şehir dışı projelere gitmek istiyordu. Bu sefer de yine farklı ön yargılar peşini bırakmıyordu. Dağ başında şantiyede kadının ne işi var? Yani otur oturduğun yerde sen idari işleri yap demeye getiriyorlardı demek ki. Ama tabii ki bunu da dinlemedi Güraymen. Kendini bir şekilde kabul ettirdi ve köprü yapımında görev aldı. Bu köprü de Beypazarı'nda yapılan bir köprü. Orada herkes gibi çalıştı, yağmur, çamur demedi. Hem kendinde oradaki insanları da sevdirdi. Sonrasında da Beypazarı halkı köprünün ismini Kız Köprüsü diye anmaya başladılar. Ve bu köprünün tamamlanmasından sonra da adı daha çok aslında duyulmaya başladı. Sonrasında da Ankara'dan döndüğünde imar işleri reisliği emrine atandı. Bu süreçte de birçok okul, hastane, hükümet konağı, halk evi, köprü ve bina yapımında da görev aldı. Yani gerçekten aslında o genç Türkiye'nin kuruluşunda yer alan bir mühendisten bahsediyoruz. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi inşaatların kontrol şefliğini yaptı ve hayatının en gurur duyduğu görevine ise 35 yaşında atandı. 35 yaşında Anıtkabir'in kontrol mühendisi olarak görev yapıyor. Ve bu görevi de tam 10 yıl boyunca sürdürüyor. Ve Anıtkabir'in inşaatını ziyarete gelen bir Yunanistan başkanı var, Venizelos. O ise Sabiha Güraymen'i başında görünce şöyle bir tepki veriyor. Sabiha Güraymen'in elini sıkıyor ve diyor ki hayatımda ilk defa büyük bir işin başında bir kadın görüyorum. Sizi gerçekten tebrik ederim. Anıtkabir'in bitiminden sonra da Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Müşavirlik kadrosuna getiriliyor. Sonrasında 1963 yılında kendi isteğiyle emekli olarak ayrılıyor. Kendisi de 2003'te 93 yaşında vefat ediyor. Çocuğu olmayan Güraymen da meslek hayatı boyunca elde ettiği bütün varlığını İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na ve Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı'na bağışlıyor. Dedik ya en gurur duyduğu işini yani Anıtkabir'in kontrol mühendisliğini yaparak yapmıştı. Ve bununla ilgili de bir röportajında bu görevi yerine getirmekle Türk kadınına çağdaş uygarlık yolunu açan Atatürk'e olan borcumun çok küçük bir bölümünü ödeyebildim demiştir. Oldukça güçlü ve hiçbir şekilde pes etmeyen kadınlardan biri. Bahsettiğimiz ilk iki güçlü kadın Nusret Gökdoğan ve Sabiha Güraymen aslında hani Türkiye sınırları içerisinde gerçekten başarılarıyla gurur duyduğumuz kadınlardı. Ama tabii ki gücü sınırları aşan kadınlarımız da var. Onlardan ilki, ilk Türk kadın astrofizikçisi ve NASA'da çalışan ilk Türk kadın olan Dilhan Eryurt. Bir diğer efsaneden bahsedelim size.
Dilhan Hoca gerçekten bir efsane. Birazdan anlatmaya başlayınca zaten neden öyle dediğimi anlayacaksınız siz de. Kronolojik olarak anlatmaya başlayayım. 1926 yılında İzmir'de doğuyor Dilhan Hoca. Sonrasında babasının işleri nedeniyle İstanbul'a taşınıyorlar ve ardından Ankara'ya taşınıyorlar. Ankara Kız Lisesi'nde okurken matematiğe olan ilgisini fark ediyor ve üniversitede matematik okumaya karar veriyor. İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi bölümünü yazıyor. Üniversitede okuduğu dönemde astronomiye olan merakını keşfediyor üniversite döneminde ve bu alanda uzmanlaşmaya karar veriyor. İstanbul Üniversitesi'nde okuduğu dönemle ilgili bir röportajında bir alıntı var. Onu anlatmak istiyorum. O zamanlar Hitler'in Nazi Almanya'sından kaçan en değerli bilim insanları İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorlardı. Bu insanların bilimsel temelleri çok güçlüydü. Bize de aynı şekilde iyi bir temel verdiler. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oluyor. Sonrasında Ankara Üniversitesi'nde astronomi bölümünü kurmakla görevlendirilen Tevfik Oktay Kabakçıoğlu'nun yanında 2 yıl boyunca hiçbir şekilde ücret almadan asistanlık yapıyor ve bölümün kurulması için çalışmalar yürütüyor. Ardından lisansüstü çalışmalarını Michigan Üniversitesi'nde devam ettiriyor ve tekrar Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'de Ankara Üniversitesi'nde 1953 yılında astrofizik anabilim dalında doktorasını alıyor. Doktorasını da Alman profesör doktor Egbert Adrian Kraiken tarafından danışmanlık yapılıyor doktora sürecinde. Biraz böyle astronomiyle ilgilenenler varsa Ankara'daki Ahlatlıbel'de Ankara Üniversitesi'nin teleskoplarından biridir aslında Kraiken teleskobu. Gözlem evinin kurulmasında da ciddi katkıları var Kraiken hocanın. Ardından burada doktorasını da alıyor Ankara Üniversitesi'nde. Sonrasında 1959 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bursuyla 2 yıllığına Kanada'ya gidiyor ve burada Profesör Doktor Alastair Cameron ile çalışıyor. Ardından Amerika'ya giderek Indiana Üniversitesi'nde görev alıyor. Burada çalışırken yıldız modelleri yapmakla tanınmış Profesör Doktor Marshall Wrubel ile çalışıyor. Bu deneyiminden sonra NASA'ya bağlı Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'ne çağrılıyor ve burada çalışmaya devam ediyor. Çalışmalarına NASA'da devam eden Kanada'da çalıştığı hocası Alastair Cameron ile güneş tarihi üzerine araştırmalar yapıyor. Bu dönemde Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'ndeki görevi sırasında kurumda çalışan tek kadın astronom aslında. Dilhan Eryurt'un Goddard Enstitüsü'nde yaptığı çalışmalar güneş hakkında o zamana kadar yanlış bilinen bazı gerçekleri ortaya çıkartıyor. Güneşin parlaklığının oluşumundan bu yana gittikçe artmadığını, geçmişte daha çok parlak ve sıcak olduğunu ortaya koyuyor. Dilhan Hoca'dan öncesinde güneş var olmaya başladıktan sonra sıcaklığının ve parlaklığının günümüze kadar arttığı bir güneş modeli vardı. Ancak Dilhan Hoca ve Profesör Cameron bunu çürütüyorlar. Tam tersine güneş ilk patladığı anda daha sıcak ve daha parlaktı ama işte içindeki yakıtını yaktıkça, yaklaşık 4,5 milyar yıldır o yakıtı yaktıkça parlaklığı ve ısısı azalmaya başlıyor. Bu çalışmayı ortaya koyuyorlar. Şöyle, çok ciddi bir çalışma aslında. Çünkü o dönemde Amerika'nın Apollo ay görevi gündemdeydi. Uydular üzerinde ya da işte astronotlar üzerindeki güneş ışınlarının, güneş sıcaklıklarının çok ciddi etkileri var. Dilhan Hoca'nın ve Profesör Cameron'ın bu yeni oluşturdukları güneş modeline göre Apollo uçuşundaki hesaplamalar, güneşle ilgili hesaplamalar tekrardan yapılıyor. Ve bu hesaplamalar sonucunda Dilhan Hoca'ya başarı ödülü takdim ediliyor Apollo göreviyle ilgili. Bir başarı ödülü veriliyor. Ve bu ödülden sonrasında yabancılara çok nadiren tanınan bir imtiyaz tanınıyor Dilhan Eryurt'a. Kritik görevlerde yönetici olarak çalışabilme imtiyazı tanınıyor. Sonrasında kıdemli araştırmacı olarak enstitüde çalışmaya devam ediyor. 1961 ve 1973 yılları arasında çalıştığını söyleyebilirim. Arada Türkiye'ye gidiş gelişleri var ama bu süreler arasında devam ediyor NASA'da çalışmaya. 1968'de Türkiye'ye gelerek ODTÜ'de bir yıl görev yapıyor Dilhan Eryurt. Bu sırada TÜBİTAK'ın desteğiyle de birinci ulusal astronomi toplantısını düzenliyor. Bununla ilgili bir
röportajını anlatayım. O dönemde tabii Amerika'da bu tür astronomi toplantıları düzenleniyor. İşte sürekli katılımlar sağlanıyor. Farklı üniversitelerden farklı araştırmacılar, öğrenciler birbiriyle buluşuyor. Çalıştıkları alanları birbirlerine aktarıyorlar. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Birinci ulusal astronomi toplantısına sadece 25 kişi katılıyor. Sonrasında 1973 yılında Türkiye'ye dönüyor artık. ODTÜ Fizik bölümüne gelerek astrofizik anabilim dalını kuruyor kendisi. 1988'de 6 ay kadar fizik bölümünün başkanlığını yürütüyor. Ardından Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığını yürütüyor 5 yıl süresince. 93'te de emekliye ayrılıyor. Şöyle şeylerden bahsetmiş Dilhan Eryür okuduğum röportajlarında. Doktora seviyesinde dersler açıyor astrofizikle ilgili. Ama kimse almıyor dersi. Çünkü hani temelini bilen yok zaten bu işi. Bunu fark edince lisans derslerine kendisi giriyor. Sonrasında yüksek lisans derslerine kendisi giriyor ve öğrenci yetiştirmeye başlıyor astrofizik alanında. Ve bu öğrenciler zamanla artıyor. Onlar ders vermeye başlıyorlar. Astrofizik alanı bu şekilde Türkiye'de daha da bir yayılmaya, gelişmeye başlıyor. Bir diğer dolaylı başarısından bahsetmek istiyorum. Araştırma konularından biri de güneşten gelen nötrinoların teorik olarak hesaplanmasıydı. 2002'deki Nobel Fizik Ödülü alan Raymond Davis'in araştırma konusu, Nobel Fizik Ödülü almasının nedeni güneşten gelen nötrinoların gözlemsel ölçümlerini yapması. Nötrino nedir diye soracak olursanız, ışık hızına yakın hıza sahip olan, elektriksel yükü sıfır ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacıklardandır. Bu yüzden algılanmaları çok zor. Bir şekilde dolaylı olarak Raymond Davis'in 2002'deki Nobel Fizik Ödülü'ne de katkısı olmuş oluyor nötrinoları teorik olarak ölçmesiyle. Diğer taraftan Carl Sagan'la ilgili bir atıfı var. Carl Sagan'ın da Dilhan Eryurt'un makalelerinden birine atıf yaptığı bir olay var. Onu da anlatayım. NASA Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde yıldızların evriminde kütlelerin etkisi konusuyla da ilgili çalışıyordu. Profesör Cameron ile birlikte yazdıkları bir makale, 1967 yılında yazdıkları bir makale astrofizikte çok sayıda atıf alıyor. Sonrasında Carl Sagan 1972'de Nature dergisinde yayımlanan bir makalesinde bu makaleye atıfta bulunuyor. Hatta pek çok ödülü var, pek çok makalesi var. Anlatmaya kalksak daha da zaman ayırmamız gerekiyor. Ama kısaca bu şekilde güçlü kadınlar. Dilhan Eryurt'un da bir sözüyle bitireyim bu kısmı. Hedefimiz iyi yetişmek. Batıda neler olup bittiğini onlardan öğrenip bilimin güncelini yakalamalıyız. Araştırma için esas üstün Türkiye olmasını sağlamak gerek. Yani Atatürk vizyonuyla yetişmiş bir cumhuriyet kadını çok fazla şey katmış. Astrofiziğin Türkiye'de gelişmesine, kurulmasına, yeni öğrenciler yetişmesine çok büyük katkılarda bulunmuş bir insan. Hepsi çok güzel katkılarda bulunmuş. Hepsi nur içinde uyusun. En başında söylediğimiz şeye geliyoruz aslında. Her şey küçük bir adımla başlamış. Dedin ya Dilhan Hoca'nın ilk astrofizik dersi verdiğinde doktora seviyesinde gelen öğrenci olmamış. Evet. Ama yine pes etmemiş ve küçük bir adımla yine başlamış. Lisans seviyesinde, yüksek lisans seviyesinde derken öğrenci yetiştirmiş. Yine diğer güçlü kadınlardan bahsederken de yani pes etmemiş ve küçük bir adım dahi olsa atıp devam etmişler yollarına. Ve bu sayede de hem çok başarılı olmuşlar hem çevrelerini etkilemişler, ülkelerini ve Dilhan Hoca'dan bahsettik. Artık ülke sınırlarını da aşmış başarıları söz konusu. Gerçekten çok gurur duyduğumuz ve gerçekten ilham alınacak insanlardan bahsediyoruz. O zaman bu bölümü de burada sonlandıralım ama öncesinde Atatürk'ün 1923 yılında İzmir'de halka hitap ederken kadının ekonomik ve sosyal hayatta yer almasının ne kadar önemli olduğuna dair sözleriyle bitirelim. Yaşamak faaliyet demektir. Bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken diğer uzvu atalet içinde olursa o toplum felç olmuştur. Dolayısıyla toplumumuz için ilim ve fen lazım ise bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın elde etmeleri gerekmektedir. Kadınların en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yer ana kucağı olduğu düşünülürse bu vazifenin önemi layıkıyla anlaşılır. Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmiştir. Bugünün gereklerinden biri de kadınlarımızın her hususta yükselmelerini sağlamaktır. Bu sebeple kadınlarımız da ilim ve fen sahibi olacaklardır. Erkeklerin geçtikleri bütün tahsil derecelerinden geçeceklerdir. Sonra kadınlar erkeklerle yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.
Evet, bu haftaki bölümümüzde Güçlü Kadınlar serisinin ilk bölümü oldu. Bu sezon boyunca bu güçlü kadınlarımıza devam edeceğiz. Eğer sizin de yine aklınıza gelen güçlü kadınlardan varsa lütfen isimlerini bizimle paylaşın. Biz de bölümlerimizde o kadınlara da yer verelim. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.